Uygur gençlerin aylık 600 yen karşılığı satışa çıkarıldığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Çinli yetkililerin toplama kamplarında hapsedilen ve hali hazırda Çin fabrikalarında zorla çalıştırılan Uygurları toptan ve perakende satılığa çıkardığı öğrenildi. Bilgilere göre Doğu Türkistan'daki her bölgede bir veya daha fazla toplama kampı kurulduğu, kampların yanı sıra Çinli iş adamlarının fabrikaları inşa ettiği, ceza kamplarındaki tutsakların zorunlu çalışmaya tabi tutulduğu ve fabrikaların ihtiyaçlarına göre Uygur işçileri toptan veya perakende sattıkları ortaya çıktı. Uygur Türklerinin her biri Çinli fabrikalara aylık 600-700 yen, performansına göre 3000 yene kadar varan fiyatlandırmayla satışa sunduğu bildirildi. Ayrıca Çin virüsün dünya çapında yayılmasıyla beraber maskeye duyulan ihtiyaç Çinli yetkililerin önce Artuş bölgesinden başlayan daha sonra Doğu Türkistan'ın başka bölgelerine inşa edilen maske üretim fabrikalarında Uygur tutsakları bir yıllık maske yapma sözleşmesi imzalamaya zorladığı ortaya çıktı. Japonya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Asataro, Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom'un istifasını isteyen seslerin giderek yükseldiğini söyledi. Japonya Temsilciler Meclisi'nde konuşan Aso, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom'un bu göreve uyumlu olmadığına, yeni tip koronavirüsü salgınının ele alınmasına karşı bugüne kadar kısmen yetersiz değerlendirme sergilediğine dikkat çekilerek görevinden istifa etmesi çağrısında bulunan Change.org adlı internet sitesindeki dilekçeye değindi. Aso, kısaca söylerse, Dünya Sağlık Örgütü mü yoksa Çin Sağlık Örgütü müdür? Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Sağlık Örgütü olarak revize edilmesiyle ilgili sesler çok fazla duyuluyor, dedi. Hollanda'nın koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den ithal ettiği maskeleri toplatma kararı aldığı öğrenildi. Hollanda yeni tip koronavirüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Çin'den ithal ettiği 1.3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı gerekçesiyle toplanmasına karar verdi. Hollanda Kamu Yayın Kuruluşu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'nın Çin'den maske ithalatını durdurarak dağıtılan maskelerin 600 bininin toplatılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin COVID-19 krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı davranmasından dolayı boşlukta kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden keşfetme şansı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada koronavirüs salgınında AB'ye yönelik eleştirilere cevap vererek birlik içinde daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. Salgında AB sınırlarının açık tutulması veya AB Komisyonu'nun Avrupa'nın krizle mücadele koordine etmek için yeterli çaba göstermemesine yönelik eleştirileri reddeden von der Leyen, AB komisyonunun zaruri malların geçişine yönelik sınır trafiğini harekete geçirmek için çok çalıştığını belirtti. AB bu kriz nedeniyle parçalanır mı sorusu yöneltilen Leyen, bu bizim elimizde. Koronavirüs krizinde başlangıçta boşlukta hissediyorduk ama sonra hızla pozitif yaklaşım göstererek uyum içinde olduk değerlendirmesinde bulundu. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 30 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği internet sitesinde yer alan bilgilere göre dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30.299'a, vaka sayısı 650.913'e ulaştı. Koronavirüs yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 10.023 kişiyle İtalya'da gerçekleşti. İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 5.812 kişi hayatını kaybetti. 123.750 vaka sayısıyla ABD ilk sırada yer aldı. Türkiye'de ise toplam vaka sayısı 7.402, can kaybı 108 olarak kaydedildi.